Global ve lokal pozisyonlamayı öğreneceğiz. Koordinat sistemini öğreneceğiz. Bunun için yapacağımız şey aslında çok zor değil. Sadece dikkatli takip etmeniz gerekiyor ki kafanız hiç karışmasın. Birincisi, biz her yeni Blender sayfası açtığımızda global pozisyondayızdır. Bunu nasıl görebiliriz? Bakın şurada global yazıyor. Gördünüz mü? Global ne demek? Bu küpe eğer Y'de çekersem Y'de gider. Ama eğer rotate edersem X miktar herhangi bir yöne çevirdim. Y halen bu yön kalır. Anlatabildim mi? Diyeceksiniz ki yan olacaktı. Şöyle olacaktı. Eğer biz bunu local'a çevirirsek küp için bu üst yüzü yine Y yönü sanıyor. Ve bu yönde gidiyor. Ve rotate ettikçe siz bunu ne yöne çevirirseniz çevirin Y ona göre sürekli değişiyor. Bakın alayım buraya bırakayım. Rotate edeyim. Y bu sefer yani üst bu tarafa gidiyor. Dolayısıyla ekranda gezdirmenizi kolaylaştırıyor. X, Y, Z eksenlerini lokale çektiğinizde küpün üstüne bırakıyor. Globale çektiğinizde yine hemen ekranın şu alt köşesindeki Z yukarı, Y bu taraf, zaten çizgilerle belli, X de bu taraf şeklinde güncelliyor. Dolayısıyla neye göre hareket ettirecekseniz ona göre seçiyorsunuz. Lokal derseniz küpe göre, global derseniz sisteme göre hareket ediyor. Yeniden eski haline geri döneyim. Yani gördüğünüz gibi ben bunu eğer 45 derece çevireceksem rotation'a gelip 45 yazıyorum. Ve artık lokale geçip bu yönde 45 derece mesela işte Y ekseninde götürüyorum. Zaten ben bunu tutup da çekmeye başladığımda Y ekseninde kilitli halde 45 derece gidecek. Dolayısıyla demek ki lokalle global arasındaki fark bu. Şimdi lokalde koordinat sistemini hareket ettirmek ne demek? Globalde hareket ettirmek ne demek? Global sistemin, lokal objenin kendi rotasyonu veya transformasyonu ya da ölçeklendirilmesi. Bunları öğrendiğinize göre şu farkı da öğrenebilirsin. Eğer bir obje, bunu şöyle göstermem lazım size. Eğer bir obje, object moddaysa bu lokal global geçişi yapabiliyorsunuz. Ama eğer bir obje edit moddaysa yapamıyorsunuz. Dolayısıyla ben bu nesneyi yan çevireceksem edit moda girip bunu değiştirmemin bir faydası olmuyor. Bu hep yukarı kalıyor. Ne demek istiyorum? Bakın ben bunu şöyle rotate edeyim. Mesela şu kadar. Yine lokal olmasına rağmen mavi ok yukarıyı gösteriyor. Görüyor musunuz? Yani edit moda girdikten sonra lokalle global arasında geçiş yapmanızın çok bir anlamı yok. Dolayısıyla ben bu nesneyi bu yönde hareket ettireceksem edit moda girmeden önce object modda lokale geçiyorum. Nesne için. Şu undo diyelim. Lokale geçiyorum. Nesneyi buradayken çeviriyorum. Bu yön burayı gösterirken sonra edit moda giriyorum. Ve o yönde çekiyorum ya da düzenliyorum ya da animasyon veriyorum ya da scale ediyorum. Ne yapıyorsam yapıyorum. Dolayısıyla demek ki edit moda girmeden önce object modda çevirin parçanızı ya da translate edin. Lokal transform oryantasyonuna geçin, taşıma oryantasyonuna. Sonra edit moda geçin. Edit modda global ile lokal arasında geçiş yapmanız bir işe yaramıyor. Bunu unutmayalım. Son bir örnek. Bunu da bilmenize fayda var. Bunun için yine sıfıra dönüyorum. Ben bu nesneyi birazcık çevireyim. Şöyle. Ve translate edeceğim. Taşıyacağım. Y'ye bastığımda Y eksenine kilitliyordu. Hatırladınız mı? Y'ye iki kere basarsam o zaman lokal modda Y'ye kilitliyor. Gördünüz mü? Şu an lokal parçanın Y'sinde gidiyorum. Lokal. Bakın şu çizgi şuradan şöyle giden çizgi var ya burada biten. Bu global Y ekseni. Şu ise şu yeşil olansa parçaya göre lokal Y ekseni. Ne yaptım? Tekrar göstereyim. Şöyle bırakalım. Undo. Parçayı eğer taşımak istiyorsam normalde Y ekseninde taşıyor. Rotate ettim. Bir miktar çevirdim. Şimdi yine taşımak istersen böyle taşıyor. Translate'e bastığımda da Y ekseninde taşıyor. Rotate'e bastığımda da
Y ekseni etrafında çevirmesine kilitleyebilirim. Yani şuna basıp Y'ye bastığım zaman bakın Y'de dönüyor. Ama bu Y neyin Y'si şu anda? Global sistemin Y ekseni. İki kere Y'ye basarsam, bir, iki, çift tık değil ama. Birinciye bastıktan sonra ikinci bir kez. Bu sefer parçanın lokal Y eksenine dönmeye başlayacak. Kısa yolunda klavyeden öğrenmiş oldunuz. Artık global ve lokal oryantasyon eksenleri nedir? Koordinat sistemi nedir? Bunu biliyorsunuz.